Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı imtihanını beraber inceleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. A bölümü. A bölümünde çoktan seçmeli sorularımız var. 16 tane sorumuz var ve her soru 3 puan değerinde. Hemen 1. sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi toplu olarak yani cemaatle kılınmak zorunda olan namazlardan biridir? Hemen şıklarımıza bakalım. Tesbih namazı değildir. Cuma namazı. Evet arkadaşlar, cuma namazı cemaatle kılınmak zorunda olan namazlardan birisidir. 5 vakit namazın sünneti değil, kuşluk namazı değil. Birinci soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden yani sıfatlarından değildir? Güvenilir olmak sıfatlarındandır, akıllı ve zeki olmak sıfatlarındandır, doğru olmak sıfatlarındandır ama zengin olmak arkadaşlar sıfatlarından birisi değildir. İkinci soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Üçüncü sorumuz. İlk ve son peygamber hangi seçenekte verilmiştir? İlk peygamber Hazreti Adem'di, son peygamber de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Bunlar hangi şıkta var arkadaşlar? C şıkkında var. Üçüncü soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri kıble hangisidir? Biz namaz kılarken hangi kıbleye yöneliyorduk arkadaşlar? Tabii ki Kabe'ye. Dördüncü soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki namazlardan hangisi günlük 5 vakit namazlardan değildir? Sabah namazı 5 vakit namazdandır. Öğle namazı 5 vakit namazdandır. Akşam namazı da aynı şekilde ama bayram namazı 5 vakit namazdan birisi değildir. 5. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 6. sorumuz. Camide namaz kıldıran görevliye ne denir? Camide namaz kıldıran görevli kimdir arkadaşlar? Tabii ki imamdır. 6. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. 7. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi namaz kılmak için gerekli şartlardan birisi değildir? Hemen şıklarımıza bakalım. Üniversite mezunu olmak değildir. Akıllı olmak evet, ergenlik çağına gelmiş olmak evet, Müslüman olmak evet. Demek ki 7. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. 8. sorumuz, bayram namazı senede kaç defa kılınır? Bayram namazı senede kaç defa kılınıyordu arkadaşlar? Tabii ki 2 defa. Ramazan bayramında ve Kurban bayramında. Doğru cevabımız B şıkkı. Hemen 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? Namazda yemek içmek namazı bozar arkadaşlar. Abdestin bozulması namazı bozar. Namazda akla bir şey gelmesi bu namazı bozmaz arkadaşlar. Namazda konuşmak namazı bozar. Demek ki 9. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 10. sorumuz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiğine göre dinin direği olan günde 5 defa yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Bu nedir arkadaşlar? Namaz. 10. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 11. sorumuz aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar? Bir şey yemek abdesti bozmaz arkadaşlar. Bir şey içmek bozmaz. Tuvalet ihtiyacını gidermek. Evet bu abdesti bozar. Ayakta durmak bozmaz. Demek ki 11. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 12. sorumuza geçelim isterseniz hemen. 12. sorumuz. Kutsal kitabımız hangisidir? Evet bizim kutsal kitabımız yani Müslümanların kutsal kitabı neydi arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim. Evet 12. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. 13. sorumuz haftada kaç defa cuma namazı kılarız? Nedir bunun cevabı? Tabii ki 1. Demek ki 13. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. 14. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıkları arasında sayılamaz? Bakalım, insanın duygu dünyasını zenginleştirir, evet. İnsanlardan uzak durmayı sağlar, bu yanlıştır arkadaşlar. Tam aksine arkadaşlar, namaz insanları bir araya getirir. Cuma namazını düşünün, cuma namazında insanlar ne yapar? Bir araya gelirler. C'ye bakalım. İnsana temizlik alışkanlığı kazandırır. Evet, abdest sayesinde. İnsanın davranışlarının bilinçli olmasını sağlar. Doğrudur. Demek ki 14. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. 15. sorumuz. Kunut duaları hangi namazda okunur? Kunut dualarını biz hangi namazda okuyorduk arkadaşlar? Tabii ki vitir namazında.
15. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 16. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi toplu olarak yani cemaatle kılınmak zorunda olan namazlardan biri değildir? Cuma namazı cemaatle kılınır, bayram namazı cemaatle kılınır, cenaze namazı cemaatle kılınır ama ikindi namazını biz tek başımıza da evde ne yapabiliriz? Kılabiliriz. 16. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Böylece ne yapmış olduk? A bölümünü, çoktan seçmeli soruları bitirmiş olduk. Hemen B bölümüne geçelim. B bölümü. Fil suresindeki eksik kısımları tamamlayınız. Arkadaşlar bu bir ezber sorusu. Ya size bunun tamamını vermezler, yazmanızı isterler ya da benim yaptığım gibi işte Fil suresindeki bazı kısımları eksik bırakıp sizin tamamlamanızı isteyebilirler. Ben de böyle yaptım daha kolay olsun diye. İsterseniz ne yapalım? Fil suresini bir okuyalım. Daha sonra da bu boşlukları ne yapalım? Beraber dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaretim min siccil. Fecalehum kasfin mekkul. Evet. Fil suremiz bu şekilde. İsterseniz hemen boşluklarımızı dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera. Evet buraya ne gelecek? Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve ersele aleyhim tayran. Ebabil termihim bi hicaretin min siccil. Fecalehum kasfin mekkul. Evet. Fil suremiz bu şekilde. Bu tarz soru çıkabilir diye arkadaşlar size bu tarz bir örnek vermek istedim. Evet. B bölümünü böylece bitirmiş olduk. İsterseniz hemen C bölümüne geçelim. C bölümü. Aşağıdaki tablodaki boşluklara verilen namazların rekat sayılarını yazınız. Evet. Sabah namazından başlayalım. Sabah namazının sünneti 2 idi. Farzı da 2 idi arkadaşlar. Öğle namazına bakalım. Öğle namazının 4 rekat sünneti vardı. 4 rekat farzı vardı. Ve 2 rekatta nesi vardı? Son sünneti vardı. İkindi namazının 4 rekat ilk sünneti vardı. 4 rekatta farzı vardı. İlk rekat demeyelim de ilk sünnet sünneti var yani. Evet, akşam namazına geçelim. Akşam namazının 2 rekat sünneti vardı, 3 rekatta farzı vardı. Yatsı namazının 4 rekat ilk sünneti var, 4 rekat farzı var, 2 rekat son sünneti var, 3 rekatta vitir namazı var. Evet, demek ki 5 vakit namazın arkadaşlar sünnetleri, farzları, son sünnetleri, vitirleri bu şekilde. Evet, böylece ne yapmış olduk? C bölümünü bitirmiş olduk. Hemen D bölümüne geçelim. D bölümü. Aşağıda tarifleri verilen namaz çeşitlerinin isimlerini karşılarına yazınız. Hemen bakalım. Cuma günleri toplu olarak kılınan farz bir namazdır. Bu neydi arkadaşlar? Cuma namazıydı. Haftada bir defa kıldığımız cemaatle namaz. Diğerine bakalım. Müslüman biri öldüğünde kılınan namazdır. Bu neydi? Cenaze namazı. Diğerine bakalım. Senede iki defa kılınması vacip olan bir namazdır. Bu nedir? Bayram namazı. Ve son olarak da Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namazdır. Bu da nedir? Teravih namazı. Evet, bu şekilde ne yapmış olduk? D bölümünü de bitirmiş olduk. Böylece 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlık videomuzu bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Herkese şimdiden bütün sınavlarında başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.